Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekan Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tet AYT çalışmaları tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyor. Ama 9, 10, 11 ve 12 ara sınıf arkadaşlara bu müjdeli haberi, bu duyuru haberini vermiş olayım. Sizler için özel bir çalışma yapıyorum. Bu çalışmamızın adı bilinçli dönem birinciye hazırlık çalışmasıdır arkadaşlar. Örnek PDF üzerinden anlatayım. Daha net anlayacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi çalışmamız bu. 4 aşamadan oluşacak her sınıf 4 aşamadan oluşacak. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı yazılık. 1. dönem 2. yazılı yazılık. 2. dönem 1. yazılı yazılık ve 2. dönem 2. yazılı hazırlık şeklinde toplam 4 aşamalı bir dönemden olacaktır. Ve bu hazırlığımız konu anlatımı şeklinde olmayacak. Zaten konu anlatımlarını birazdan yerini göstereceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Bu sene 9 10 11 12 için ayrıyetten konu anlatmayacağım. Sadece ve sadece yazılı hazırlık nasıl diyeyim? Örnek sınav çözeceğim size. Bu bir. Bir de şunu söyleyeyim en baştan. Şunu söyleyeyim arkadaşlar en baştan. Eğer sınav öncesi son tekrar tarzında, yazılı sınav öncesi son tekrar tarzında bir video istiyorsanız mesela 9. sınav için mantık ve kümeler konusu var. Bunları birleştirip bir saatte güzel bir şekilde soru, az soru çözerek bol detay bahsederek anlattığım videolarda yapabilirim isterseniz. Ama açıklamalarda bunu belirtin bana ki hani talebe göre arıza göre talep talep neredeyse bir şeyler oluşturmaya çalışalım. 9. sınıf adı altında anlatıyorum bunu şu anda. 10, 11, 12 için aynı çalışma yapacağım. Ve bu peş peşe gelecek. Şimdi her dönem yani her yazılı dönemi toplamda 3 sınavdan oluşacak. Bu sınavın birincisi kolay, orta. Şimdi her öğretmen farklı soru soracağı gibi lisede sınıf düzeyinde de yani ben gidip meslek lisesi veya imam hatip fark etmez. Tabi bu küçümsemek için söylemiyorum arkadaşlar. Tabi buradaki başarılı öğrencileri de söyleyebiliriz ama başarısız sınıflar için öğretmen e, not vermek zorunda. Tabii ki de kolay orta seviye soru sorabilir. Bu bir. Veya fen lisesi, Anadolu lisesi, başarılı Anadolu liseleri bunlar için sınavlar genelde orta ileri seviye olur. Bir üçüncü seçenek var. Bakın bu iki seçenek klasik sınav tarzı soru tarzı. Bakın klasik tarzı sorulardır bu iki seçenek. Bir de üçüncü seçeneğimiz var bizim. Beceri temelli. Bu da test şeklinde olacak ve yeni nesil sorulardan oluşacak. Yani aslında aslında her dönem her sınav dönemi bu şekilde her sınıf düzeyinde 3 video halinde gelecek. Umarım burası anlaşılmıştır. Dediğim gibi ekstra konu anlatımı yapmayacağım ama son tekrar ad altında video atabilirim diyorum. Her günün pdf aşağıda açıklama, her sınavın pdf aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Üçlü birleştirilmiş pdf aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Bu buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Diyelim ki hocam ben geniş bir konu anlatımı dinlemek istiyorum. Yanlış yere girdik. Geniş bir konu anlatımı dinlemek istiyorum. O zaman geleceğin yapacağın şey şu. İster ana sayfaya tıkla, istersen oynatma listesine tıkla. Ama ana sayfadan daha kolay bulursun. Ana sayfaya tıkladığın zaman Aşağıya geldik. Bakın burada 9, 10, 11, 12. Matematik konu mı diyor. Geliyorsun buradan 9. sınıfa tıklıyorsun. Sınav konusu senin mantık ve kümeler. Mantık 1, 2, 3, 4, 5 video. Birer saatten 5 saatlik var burada. Kümeler 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yaklaşık 8 saat. 5 video burada. 8 saatte kümeler var. Yani benim ekstra konu anlatmama gerek yok. Burada seviye seviye tüm soruların olduğu toplamda 10 video var. Yani sen mantık ve kümeleri 13 saatine ayırsan pdf'lerde var merak etmeyin. Çalışsan çok rahat bir şekilde sınavdan yüz değil ekstra soru yazıp 200 bile alabileceği kıvama gelebilirsin diyorum. Burada da sıkıntı yok. Buradan da gibi sınıf bazında her şeyi uygulayabilirsiniz bunu. Peki ne zaman başlıyor? Hiç vakit kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt yarından itibaren Toplamda biliyorsunuz ki yani 9, 10, 11, 12 4 tane sınıf düzeyi var. Her birinden 3 video gelecek. Toplamda 12 tane video olacak. Her gün 2'şer tane atsam 6 günde bitireceğim. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Cuma günü başlıyoruz. Bir sonraki perşembe güne kadar devam ediyor. Umarım sınavlarınız geçmez zamana kadar. Belirtirseniz çok sevinirim. Sınavlarınız ne zaman diye de sormuş olayım. Veya hangi konular var onu sormuş olayım. Bir eksiklik bir sıkıntı olmasın. Gördüğüm şu anda mantık ve kümeler işlediniz. Bu ikisi nasıl olacağını düşünüyorum diyelim. Var mı sorun başka? Yok. Peki bu videomuzda bu duyuru videomuzda kısa tutup bu şekilde paylaşmış olayım arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi eğer işinize yararsa abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.